Evet millet, hepinize yeni oyunumuz Download Discovery'den selamlar. Kendisi aynı zamanda Anno 1404 Steam'den aldım. Bu hafta indirimdeydi. Hatta paket halinde aldım. Bunu bir de Venice versiyonu var. Şu müziği şöyle yapalım. Bunun bir de Venice versiyonu var. Onunla beraber aldım. Toplamda 90 TL. Benim aldığım paketle 15'e geldi. Yani 11 liraya düşmüş ikisi. Paketle alınca biliyorsunuz daha ucuz. Venice'te bunun bir tık öte paket. Hani daha gelişmiş şeyleri falan var. Oyunda hani gelişmişlik şu anlık bilmiyorsunuz da ben birazdan gireceğim. Her şeyin detaylı göstereceğim. Şimdi onun yanında şundan bahsedeyim size. Bir adadayız. Adadaki insanların ihtiyacını karşılıyoruz. Bize altın veriyorlar. Hani kaba taslak anlatıyorum. Gemi savaşı üzerine adayı yönettiğimiz bir city building tarzı. Hani biraz karmaşık gelebilir. Tam da anlatamamış olabilirim. Çünkü oyun biraz karmaşık cidden de. Dün oturdum. Bir devamlı oyun oynayayım dedim. 3 saat sonunda biraz bir tık gelişebilmiştim. Tabi biraz hardlık açtığım için, hard modu açtığım için öyle olmuştur. 2010'da çıktı bu arada. Yaklaşık 10 yıl oluyor ama grafikleri görünce diyeceksin ki 10 yıllık değil bu diyeceksin. Şimdi benim düşündüğüm direkt camping. Bak 3 tane oynayacağımız oyun var. Bir campingi, 2 senaryosu, senaryosu, 3'ü devamlı oyun. Şu sesi bir tık daha kısacağım millet. Aşırı fazla geliyor. Az gelirse ya bu bölüm renderlarken ya da öbürsü bölüm, ben hallederim. Oyuncu senaryosu da var bu arada. Oyuncuların yaptığı senaryoları oynayabiliyorsun. Options'a bir bakalım. Abi hala bana fazla geliyor ama bir şey olmaz. Bak sesimi bastırmıyor değil mi? Bastırmıyor. Şimdi gelin senaryomuzdan bir başlayalım. Şimdi easy'de oynamayacağım tabii ki de. Şimdi birinci bölüm ne diyor? İnanca inanış falan diyor. Katedral falan diyor. Katedralde falan başlıyoruz. Şimdi Easy Medium Hard'dan bahsedeyim. Easy'de 12.000 altında başlıyoruz. 12 ton. Aletimiz var. 15 ton balığımız var. Azalıyor. Ne diyor? Ha, bina ücretleri de %100 azalıyor. Bunda %50. Bunda %100 pahalanıyor öyle bir şey. Yardımcı olmuyorlar. Ben Hard'da oynayacağım abi. Neden Hard? Ya şimdi Easy'de 5-10 dakikada bitiriyorum. Size öyle diyeyim. Bir de hani hard olunca daha zor olur, daha çok uzar, daha çok hani uğraşırız falan vesaire. Bir de oyun hani şeyi zevkli. Yani seni zorluyor, ondan zevk alıyorsun. City building tarzı, şehir yapma, şehir kurma simülasyonu, gemi savaşı, gemi yapma, gerçek zamanlı strateji. Başka ben size ne sayayım ya? Bir sürü bir özelliği var abi bunun. Tabi gelirse. Ha ben alt taptaymışım pardon, ondan gelmiyormuş. Yani kamerayı aldım, buram falan benekli diyorum, acaba ne oldu diyorum, oyun yüklenmiyormuş. Ortalama bir kaç bölümde biter biliyor musun abi? Anno serisi. Venice harici sadece Dawn of Discovery bir 40 bölüm bulur. Ben size diyeyim. Çünkü 10 senaryo. 3, 6, 12, 22 normal senaryosu. Camping'in olmayan senaryo. Bakayım. Devamlı oyun var bir de. Devamlı oyuna dün girdim. 3 saatte anca gelişebildim abi. Ben söyleyeyim. Bak 3 saat diyorum. Burada anlatıyor. Tamam mı? Abimiz konuşsun birazcık. İlk bölüm ha bu. Chapter'dan başladım direkt. Hatta yazarım chapter bölüm 1 diye. Anno Domini 1404. Hadi başlayalım. İnsanlar şikayetçi katedralden. Rapor ediyor. Ya abi şimdi şöyle mesela ilk yaptığın villager köylü ne istiyor? Balık istiyor. Tamam yemek istiyor. Food yani balık istiyor. İçme portakal suyu istiyor. Top grinder diye. Portakal suyu diye adlandırıyor. Başka su da olabilir. Ondan sonra başka ne istiyordu? Kıyafet istiyor. İkinci seviyeye geçti ya. İkinci seviye adam oldu. Daha fazla para veriyor. O diyor ki git bana çölden baharat getir diyor. Trade noktaları yapıyoruz. Oradan bize ya yani o adaya kuruluyorum. Oradan baharatı üretiyorum. Bizim ana yerimize taşıyoruz. İnsanlar gelişiyor. Katedral istiyorlar. Kilise istiyorlar. Başka ne? Bir sürü şey istiyorlar ha işte. Abimiz konuşsun ben size özet geçeceğim. Konuşsun bir. Tamam geçiyormuşuz. Tamam çok iyi. Şimdi İnancı reddedişmiş bu bölümün adı bu arada. Şimdi abi bakayım kameram bir yeri kapatmıyor.
Tamam, P'ye basıyorum. Bu alt tab attığımda şey atıyor. Şu soldaki bizim paramız. Şu benim FPS yeşil olan. Diğeri bizim altınımız. Altın her şey. Bir bina yaptığın zaman senin şeyini yiyor. Bulldog yani altınını yiyor. Gelirini. Bu da gelirimiz. Artı 22 altın. Tamam mı? İşte artı 2 toplam. Şu insanlarımız. Kaç insanımız var falan. Bu çok önemli. Yeni binalar için yeni, çok insanlı gerekiyor. Dur bir dakika. Yanlışlıkla tıkladım. Ondan sonra honorumuz var. Onur. Bir de bir şeyler alıyoruz. Hani mesela bak. Şuralar boş ya. Oralara bir şey alıyoruz. Geminin şurası. Gemiyi daha bana vermemiş. Odunumuz var. İşte tuğsumuz var. Bunu ana kaynak. Şu da şeyde yetişenler abicim. Adada yetişenler şunlar. Zaten bu ilk bölüm her şeyi bize gösteriyor. Bak işte şöyle oluyorsun. Adam üzerinde anlatmam daha iyi. Adam. Şimdi bakalım bak buradan girindir şu. Cider şeftali mi portakal mı bilmiyorum abi. Bunun suyunu şeyler istiyor. Neredeki şeyciler? Ha bak birinci seviye köylü şu. Bizdeki olan. İkinci seviyesi şu. İşte ikinci seviye ne istiyor? Tavern istiyor. Tavernde böyle hani o alkol bira aldıkları yer. İşte balıkçı bize balık getiriyor. Oduncu odun getiriyor, tamam mı? İşte üçüncü seviyesi var. Üçüncü seviyede ne istiyordu? İşte şu crunch var. Büyük kilise. Prison var. Hapis. Başka işte devir madeni var. Bir sürü şey var abi. Hepsini tek tek gideceğiz. Çok karmaşık geliyor ama hepsini tek tek yapıyoruz. Bir süre sonra öyle bir yardırıyor ki yani şey bile yapmıyorum. Bakmıyorum bile. O kadar diyorum. Şimdi bizim adamızda cider yani o şeftali ben buna portakal sütü mü desem şeftali mi desem bilmiyorum. Hep de hepten ip de yapılıyor. Değişik bir ot böyle. Bundan kıyafet de yapılıyor aynı zamanda. İplik tarzında bir şey herhalde. Değişik. Şimdi bize diyor ki şuraya tıkla diyor. Bir tıklayalım tamam. Şimdi gelelim adamları yapmaya. Market place'imizi koyuyoruz. Yani şuradakini tamam mı? Çevresine evleri dikiyoruz. Şöyle yapalım. Ev şey önemli. Evin yanına illaki yol yapacaksın. Yol yapmadım gelmiyorlar. Şuraya bir ben oduncu atacağım. Şöyle yapalım. Ya bu şey görevde hani tıkla diyor tıklıyoruz. Onda çok bir şey yapmıyoruz. Artıyı da şöyle hızlandırıyorum. Artıya basınca hızlanıyor. Şunu şöyle yapalım. Şimdi bu oduncuların etrafında şey olması önemli. Ağaç olması. Odun kesiyorlar ya. Ona göre gelmesi hızlanıyor yani odun. Gidip topluyor bu arada. Bak şöyle market arabası gidip topluyor odunları. Direkt gelmiyor. Ha fisherman yap diyor. Yapalım. Şimdi bak demek istediğim olan şu bak. Adamların fişi var. Tam balığı yani yiyeceği. 60 insan şey olunca present olunca köylümüz. Şu açılacak. Şu kaçta açılıyor? 90'da açılıyor. Bunları verdikçe bak şuradan vergiyi de ayarlayabiliyorsun. Bak eksi 4 ya şimdi. Birkaç ev yapalım. Şöyle yapsam daha iyi. Şuraya. Bak mesela şuradakiler çoğu 8 kişi gelecek şimdi buraya. Dur. 2 oldu. Artı 5 mesela altınımız da artıyor. Artı 7, artı 8. Yeni binalar geldi bak. Yaptığımız her bina bak. Şu 10 altın yiyor. Balıkçı 15 altın yiyor. Bu 5 altın yiyor. Sürekli yiyor. Ne istiyor? 10 tane odun topla diyor. Ha şunu bize ver. Okey. Şimdi yeni gelen binalardan bak şu geldi. Şundan yaptığımız zaman bir de şöyle bir şey yani mesela bu adama balık veriyorsun sana belli bir para veriyor tamam mı? Yani ödeme. Buna sider yani drink içecek de verdiğimiz zaman ürettiğimiz zaman da daha fazla para verecek. Bunu yapabiliyor muyuz? Bakalım şeyimiz yok. Ne diyor? Ya mecbur görevleri takip etmen gerekiyor burada. Ha şunları topla diyor. Yani genellikle şehir kurma ve şey üzerine. Gemi savaşı üzerine. Ha tabii karadan da savaşıyoruz belli bir orduyla. Onu da söyleyeyim. 10 tane balık istiyor. Tık abi şuradan seçerek ya da şuradan şey yaparak yükleyebiliyorsun şöyle. Şuradan seçersen. O tarzda yükleyebiliyorum. Şuradaki adasına götür. Ya yani böyle adalara yerleşebiliyorum bak. İlla bir tane adan olacak diye bir şey yok şöyle bir şey. Şu tarzda yerleşebiliyorsun.
That's my missing card. Not enough people there. Gel bakalım buraya. There you are. Not enough. Thank you. Oh, while you're here, kindly transport this cargo of stone to the cathedral construction site immediately. They're urgently awaiting it. Şurası çok gereksiz ya. Şurayı şuraya kadar sileceğim. S'ye basarak hızlı şey yapıyorum bu arada. Ha, şurayı yanlış yapmışız lan şundan. New peasant houses very good. Your settlement will soon have enough inhabitants to build the chapel. O demedi ama ben şurayı yapayım ya. Şöyle yapsak yine. Şurayı yeter ya. Şunu yapalım. Aa. Are the people just going to trudge through the dirt? Şimdi abi şuna basarsan var ya, şimdi bunda tarla sistemi var. Şuna basarsan hızlı atıyor etrafını. Şuna basarsan sen yapıyorsun. Ben kendim yapmalı yapacağım çünkü daha fazla yapıyorum. Bak normalde 4 tane kafasına göre atıyor, tamam mı? Abi ben yaptığım zaman kendim 8 7 tane yaptık düşün. Ya yani 2 tanesini yapacağım ama bir tanesinden şey yapmış oldum. Ne bu? Ha dur şuraya koyalım. But what are you doing here? I need these capital stones at the cathedral. Ha sana şuna götürecekmişiz. Genel olarak hani böyle taşıma, yani görev verdikleri göre taşımacılık. Bak şuraya yol yapmayı unutmuşuz. Tamam, okey. Yolda paralı ha bu arada. Al bakalım. Ne satıyorum? Ha, şundan bir alayım. Bu tuzlu üretmenin şeyi biraz maliyetli. Bunu üretene kadar dışarıdan almak zorundasın. Mecburi alacaksın yani. Şey gelsin, nerede o? Hı. Şuradan da aynı zamanda artı deyip şunu seçersen, tamam mı? Adamın ticaret gemisi ara sıra geziyor bunların. Adada, diğer adaları falan. Seninkine geldiği zaman ondan otomatik bot veriyor sana. Bu kaynağı. Şöyle verelim. Bak şehir büyüdü mesela, yeni şey geldi. Kilise geldi mesela. 12 odun istiyor. Ya bunlar görev mi? Bir dakika, ne diyor? Şu ne? Ha, onları toplayacakmışız lan görev. Ben tam tersini yapıyorum. Artıyla şu hızlandırma mevzusu çok iyi ya. Normalde şöyle yavaş, sen hızlandırabiliyorsun. Bası tuttuğun sürece. O yönü çok iyi. Kime getireceğiz bunu? Oraya. Ya böyle genel görevler böyle ya, bu tarz. En son bölümde şu katedrali falan yapıyorsun. Tamam mı? Ne diyor? Araştırdı, tamam. Mapı bulduk. Diğeri nerede? Şurada. Ya ilk bölüm tutar al öğretmen niteliğinde gibi bir şey, öyle diyeyim size. Şuradan kaynaklarımızı görebiliyoruz işte, ne şey gitmiş gelmiş falan. Yine ada bulmuşuz, ha atmakmış. Gel bakayım şöyle. Şuna mı batmış mı? İki tane kalk yerimiz var mı? Boş ver ya. Şimdi şöyle çekelim, şunu da şöyle yukarı çekelim. Al bakalım. Ya bu daha küçük, dün vardı mesela oynadığım, tamam mı? Kaç ada var diye sayıyorum da 25-30'a yakın ada vardı. Ve boş ada kalmamıştı. Öyle bir yerde 3 kişiydik. 2 bot bir ben. Benim 3 adam vardı. Adamlar bir yerleşti 10-15 adaya. Direkt hızlı hızlı yerleşiyorlar. Yeni görev yok mu ya? Ha çapel yapıyormuş. Tamam, kazanma koşulu. Şöyle yapacağım. Şimdi bunlar şeyler level atlayacak. Ha şeymiş, bölüm bitti herhalde, bilmiyorum, tamam. Evet, neredeyse bitti falan vesaire diyor. Evet. İlk bölüm bu. Ne eksik lan? Oğlum bir tanesini eksik yapmışım lan. Şeyin. O kutular vardı yani, sonra dedim ya bunları boşver. Orada muhtemelen şey yaptım, onlardan dolayı gitti. Şimdi ben dünkü oyunu size göstereyim, 3 saatlik olanı. Adamı göstereyim daha doğrusu, mantığını anlatayım. Birinci bölüm tamam. Load game. Şuydu herhalde. Aynen, save game. Gelsin. 3-3,5 saat falan bu oyun sürdü.
Ya mantığını anlatayım size, o yeterli ya. Diğer bölümlerde hızlı hızlı ilerleriz zaten. Yani ben şeyini falan da sevdim. Deniz efekti, gemi efekti, gemi savaşı ya da hani şey, karadaki savaş mantığı, yer ele geçirişi. Hepsi ayrı bir güzel. Kule savunmaları, keep'ler, kaleler. Hepsi var. You have Set more sağ. buildings available. Bak şimdi dün benim bıraktığım yer böyleydi. Tamam mı? Şimdi mantığı ne? Bak haritayı görüyorsun zaten, daha açmamışım bile. Ekstradan korsanlar falan da var abi böyle. Şey falan da satıyorlar böyle. Gemi satıyorlar. Gemi yapmayı da göstereceğim. Şimdi abi benim ana yerim bura, tamam mı? Bak burada bazı ana şeyler yetişmiyor. Ne yetişmiyor mesela? Buğday yetişmiyor. Buğdaydan ekmek yapıyorsun, tamam mı? Ben onun için bu adaya kuruluyorum. Burada buğdaydan ekmek yapıyorum. Buradan ana yerime getiriyorum ki bak şuradaki adam yesin. Bak şunlar. Bak buğday ekmek full. Ya da ne bileyim bak, baharat şuradan geliyor mesela. Baharat bura benim. Buradan geç, şuradan geliyor. İşte et şuradan geliyor. Nerede o? Şuradan geliyor et. Nerede üretici? Ha, şurada. İnek artı tuzu alıyor, et yapıyor mesela adam. Ya da atıyorum kıyafet de oradan geliyor, şu kıyafetler. Şu ikisi. Şu kitap da oradan geliyor, burada üretiliyor. Hani bu tarz adamların ihtiyaçları kaçıyor. Bak 882 altın, 122 bin değil toplam. Başka keep'i falan göstereyim. Bak savunma amaçlı şu adam yapmıştı. Ha keep falan şu tarz savunmaları var. Tamam mı? Benim savaş gemim var bak mesela şu. En büyük large warship, 14 toplu falan. 14 atağı var. Başka ne var? Ha şuradan farklı şeyler geliyor. Yani böyle ada ada yayılıyorsun. İnsanların aynı şey yapıyorsun. Geliştiriyorsun, daha fazla vergi topluyorsun. Onunla işte gemi üretip savaşıyorsun bir nevi. Son durum yani bu abi. Tabi bundan daha da iyi gelişirsin de, ben ada küçüktü, bu kadar yaptım. Burada da bıraktım abi. Ada çünkü şeydi bak, milletin adası daha büyük mesela, şunun adası falan. Ben fazla iş şey yapamadım adayı. Kullanamadım. Bak bunlarınki daha büyük, daha iyi yerleşmişler. Ben öyle şey yapamadım. Gemi üretmek için de ip lazım. İşte ipi gene buradaki şuradaki şunlardan temin ediyorsun. Neredeydi o? Ha, large shipyard bak. Savaş gemisi için şeyden lazım, top lazım. O topu da şuradan yapıyorsun. Demir ve odunla yapılıyor. Bak mesela şu özel bir şey, unik bina, wonder tarzında. Hani bu tarz şeyler var ya da botlarla oynarken de şuradan şey var. İşte barış sağlıyor, savaş açıyor falan vesaire, böyle gidiyor. Çöl ikliminde de binalar farklı. Tamam mı? Burak kim? Burak bizim değil. Burak adam. Şurası benim. Bak mesela çöl ikliminde şey falan var. Cam falan var şöyle Moskova'ya. Bunları yapınca gelişiyorlar işte. Ekstradan buradan gelecek şeyler var işte. Bunlar şey yapıyor. Süt müt. Bunların kendi köylüleri var tabi. Onlar bak cami istiyor mesela, halı istiyor. Koyun sütü içiyor bunlar. Koyun sütü şey yapıyorsun. Ekstradan patates tarzı date diye bir şey var. Onlardan falan şey oluyor. O tarz yani daha bu kolay aldı. Bu easy'di. Easy'di herhalde. Bakayım bir düşüneyim. Normal de olabilir. Ben bir tık ayarları şey yaptım. Oynadım. Biraz hani alev falan çıkmasını on yaptım. Diğerleri off'tu. Hortumu falan açtım. Öyle doğal iki şey olaylar da var. Hani bu tarzlar 11 bölüm kendi kampingi var. 12 bölüm falan senaryosu sürer. Biraz continue game oynarız. Ondan sonra Venice versiyonuna geçeriz. O da ayrı bir senaryo. Ayrı bir kamping demek. Bayağı bir uzun sürecek gibi Anno serisi, ki Anno 1404 bu. Daha Anno'nun 5, 6, 7 oyunu daha var. Öyle bir şeyler yaparız işte ya. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoya beğenip abone olursa da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.